Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Ben gazetecilik yaşantım boyunca ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakanın hiçbir şekilde uçağına davet edilmedim ve binme şansım da olmadı. Gerçekten bu uçakların içlerinde çok merak ediyorum. Ama Amerikan Başkanı'nın uçağının içini gördüm. Diyeceksiniz ki nerede gördün, çok gizli, nasıl girdin içine gibi sorular sorabilirsiniz. Valla bir para vermedim içine girerken çünkü Seattle'daki Museum of Flight'ta sergilenen Amerikan başkanlarının ilk jet Air Force One uçağının içine girdim müzeyi gezerken. Gayet enteresan bir tecrübeydi benim için. İsterseniz bu bölümde şöyle ilk yapılan jet motorlu Boeing 707'den geliştirilen VC-137B tipi Air Force One'ın içini birlikte dolaşalım. Tura başlamadan önce ben size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Uzun yıllar Amerikan başkanlarını pervaneli uçaklar taşıdı 1940'larda, 50'lerde. Hatta Başkan Eisenhower'ın kullandığı uçak Lockheed yapımı Super Constellation tipi 4 motorlu pervaneli bir uçaktı. Ama 1950'lerden itibaren Boeing 707 serisiyle sivil havayolu taşımacılığında yeni bir sayfa açmaya başlamıştı. İlk jet motorlu yolcu uçaklarından biri olan 707 çok ciddi satış başarısına ulaşmaya başlamıştı. Özellikle dünyaya Pan Am'ın Amerika'dan Avrupa kıtasına yaptığı uçuşlarla bu uçak bütün dünyaya enteresan bir şekilde tanıtılıyordu. Ve giderek geçen yıllar sonrasında birçok havayolu şirketi de jet uçaklara 707 ile geçmeye başlamıştı. O yıllarda 707'nin Avrupa'da Comet'ti rakibi ve bir rakibi de Amerika'da Douglas'ın imal ettiği DC-8 uçaklarıydı ve 707 1950'lerin ikinci yarısına geldiğimiz zaman Amerikan başkanlarında uçağı olacaktı. Bu konuda Boeing, Lockheed Martin'in bu anki ismiyle tabii ki Lockheed'in elindeki tahtı alacak ve günümüze kadar geçirecekti. 707'nin aslında ilk tasarlandığı tanker uçak olarak arkasından modifiye ediliyor, yolcu uçağı haline getiriliyor. Ve 1958 yılında da Amerika Birleşik Devletleri başkanlık kullanımı için 3 adet VC-137B model uçak sipariş veriyor. Bu uçaklardan ilki 1959 yılında tamamlanıyor ve Eisenhower'ın kullanımı için tahsis ediliyor kendisine. Ve bu uçağın da kuyruk numarası 970. SAM olarak adlandırılan yani Special Air Mission, özel hava görevi kısaltmasıyla SAM 970 çağrı koduyla uçak uçmaya başlıyor. Bu uçak da tarihi açıdan birçok konuda ilke imza atıyor ve 1962 yılına kadar yani yaklaşık 3 yıllık sürede Amerikan başkanlarının standart uçağı haline geliyor. 1962'den sonra yerini biraz daha modernize edilmiş VC-137'nin C modeline bırakıyor ama uçak 1996 yılına kadar hizmette kalıyor. Yani 1996-1958'i çıkardığımız zaman yaklaşık 40 yıla yakın bir süre Amerikan başkanlık görevlilerini taşıyor, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne hizmet veriyor ve 1996 yılında artık uçak emekli ediliyor. Emekli edildikten sonra da Boeing'in ana merkezi, sivil uçaklarının ana merkezi olan Seattle'a geliyor. Seattle'da da Museum of Flight var. Daha önceki videolarda oradaki farklı uçakları tanımıştık. Seattle'daki müzeye uçarak geliyor ve buradaki müzenin envanterine giriyor ve en önemli koleksiyonlardan biri haline geliyor. 707'lerden sonra Boeing 747'ler Air Force One olarak kullanılmaya devam ediyor. Halen Başkan Trump'ın da kullandığı uçak 747'nin 300 modelinden geliştirilmiş çok özel bir model ve bunu da gelecekte 747'nin 8 modelinin izlemesi bekleniyor. Sonraki adımları ne olur? Amerikalılar epey uzun süre kullanıyorlar VIP uçaklarını. Bilmiyoruz ona ömrümüz vefa eder mi bilmiyoruz. Şimdi gelin Amerika'da Seattle'daki müzede bulunan VC-130B'ni şöyle bir içini dolaşalım. Neler varmış? Hangi özellikleri varmış? Birlikte görelim. Thank you.
Uçağın merdivenlerinden doğru yukarı doğru çıkıyoruz. Şimdi Air Force One'ı arkadan, arka kapıdan gezerek, girerek içine gezmeye başlayacağız. Uçağın kaplamalarını görüyoruz. Önce uçağın tuvaletleri. İki tane tuvalet varmış uçağın arkasında. Tabii ki başkanlık renkleri mavi ve beyaz dikkat çekiyor. Tuvaletlerde de onu yapmışlar. Şöyle bir uçağın mutfak bölümünü görüyoruz. Bu uçağın farklı versiyonları herhalde defalarca Türkiye'ye gelmiştir. Lavabosu, musluğu. Burada aslında enteresan bir şekilde ısıtıcılar var. Bu ısıtıcılarla uçuş sırasında kabin memurları veya özel aşçılar yemek yaptıklarını yapıyorlarmış. Altta da bir fırın dikkat çekiyor. Normalde yolcu uçaklarında bu tür büyük fırınlar bulunmuyor. Mutfağın bu tarafında ise genellikle de yolculara, uçağın yolcularına hizmet veren bir mutfak yapısı dikkat çekiyor. Altta çok geniş, normal standartlar dışında troleler var. Kahve, su buradan basıp alınıyormuş. Şurada kısa bir bilgilendirme notları yapılmış. Uçağa binen başkanlar Eisenhower, örneğin Nikita Khrushchev ile bu uçağın önünde buluşmuşlar ve JF Kennedy. Bu shuttle olarak adlandırılan shuttle diplomaside de yapılan çok önemli toplantılar, görüşmelerde de burada bir şekilde yer verilmiş. Ve uçağın şöyle içine bakıyoruz. Burada bir yatak yapılmış. Plexiglas'la korunmuş koltuklar. Bu koltuklar tabii ki uçağın yolcuları, normal yolcuları için, basın mensupları, diğer diplomatlar ve görevliler için hazırlanmış özel koltuklar. Sağ taraf ekonomiydi, sol tarafta ise daha business, daha geniş koltuklar var. Deri kaplanmış, lacivert deri. Sanki Delta Havayolları'nın veya United'ın eski business koltukları gibi. Ve şu an burada başkanlık yerine doğru geliyoruz. Özel tabii üzeri plastikle kaplanmış bu koltukların oturmamamızı istiyor. Ve şurada da bir sekreter yeri var. Bir zamanlar uçaklarda sekreter varmış tabii ki başkanlık uçaklarında sadece. Başkanın ikili koltuklardan oluşan bir toplantı masası. Burada karşısında da bir toplantı yeri var. Daha sonra ilerliyoruz uçağa. Ve Presidential Conference Room, başkanlık konferans odası da dikkat çekiyor. Burada başkanın özel bir koltuğu ve telefonu. Kim bilir bu telefonla ne görüşmeler yapılmıştır, ne krizler çözülmüştür diye aklımızdan geçiyor. Yan tarafta bir sofa var. Sofayı görüyoruz. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Özel bir oda var burada da. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi de bakalım kafası açıksa bu özel odaya, odanın içine bakacağız. Şöyle bir gidiyoruz. Başkan Johnson'ın özel bir odası burası. Özel telsizler var. Ve tabii ki başkanlık tuvaleti de normal tuvaletlere göre çok çok geniş bir tuvalet. Ve yan tarafında muhtemelen duşu var. Bugün sizlerle Amerikan başkanlarının ilk jet motorlu VIP uçağı VC-137 B'nin içini şöyle bir dolaştık. Dediğim gibi bu benim gezdiğim ilk başbakan veya cumhurbaşkanı, yani bir devlet yöneticisine ait uçağın kabini oldu. Bilmiyorum, ileriki bir zamanda gezme ve video çekme şansım olursa bunları sizlerle, değerli izleyicilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım. Tolgozbek.com kanalında her gün saat 19'da yeni videolarla sizlerle beraberiz. Katıl butonumuz aktif. Sizlerden katılım bekliyoruz. Bize sorularınızı yorum yazarak ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda info@tolgozbek.com mail adresine de mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.